ben geleceğim. Ama durursan bil bu sefer ben durmayacağım. Babaanne. Bak, sen yanımdayken tek bir kez daha aynı korkuyu yaşayamam ben. Seni benden almalarına izin veremem Reyhan. Ya seni benden alırlarsa? Bana yapma Reyhan. Yapma. Tamam. Hayır. Minah. Minah hayır. Kırgınlığım, acım, öfkem her şey geçer. Ama seni benden alacaklarını bile bile bunu yaparsan. Bu geçmez Minah. Geçmez. Onlar değil, sen öldürürsün beni. İsim ver, ben konuşayım. Ben halledeyim bu işi. Bu yangını bir kez daha bağıra bağıra ben söndüreyim. Ama sen dur. Ne olur dur. Peki nasıl Reyhan, nasıl? Senin canına kastetmişlerken hangi sözünü durduracaksın? Ne yapacaksın? Bak sana söz veriyorum. Yemin ediyorum. Ne seni benden almalarına ne de beni senden almalarına izin vereceğim. Neydi? Reyhan yoksa bir an yok. Doktor çağıralım Esma Hanım. Yok yok oğlum, telaşlanma. Birkaç gündür az bu şey mi yaşadınız? E tabi ne yapsın, kızcağız da yoruldu. Birazcık dinlensin, hiçbir şey çiğ kalmasın. Şunu biraz böyle alnına sür, ensesine sür. Ha. Geleceğim, tamam mı? Sen merak etme. Esma Ana, sen ben gelene kadar Reyhan'la ilgilensene. Tamam, tamam oğlum, tamam. Az önce Alu'da söylediklerini tekrar edeceksen hiç başlama babaanne. Ben değil, sen başla. Evvela ne zaman harekete geçeceksin onu söyle. Karın ayıldı, bayıldı, durdu. Şu kapının önünde söylediklerini ne zaman yapacaksın onu de bana. Ben Reyhan'a bir söz verdim. Bu sefer de duracağım. Ama hepimiz için her türlü önlemi alarak duracağım. Başımıza gelen her şeyin sebebi olan karına verdiğin sözler beni ilgilendirmez. Senin bana verdiğin, anana, babana mezarın başında verdiğin sözler beni ilgilendirmez. Yat, yat sen kuzum. Hadi beni yok sayıyorsun. Ya onlar? Ben ne anamı babamı yok sayıyorum ne de verdiğim sözleri unutuyorum. Ama her şeyin bir zamanı var değil mi babaanne? Sen 27 yıl boyunca bu intikam için beklemedin mi? Şimdi bu acelen niye? Doğru söylersin, acelem var. Tam 27 yıl bugünü bekledim ben. Tam vakit geldi dedim. Senin kalbin sevdaya yenik düştü. Canından bile vazgeçer oldu. Senin vaktin var.
benim yok. Bugün yarın toprak olacak vücudum. Ben Mehmet'imin dişahımın karşısına geçip ne diyeceğim? Oğlunuz düşmanın kızının hayatı için, onun bir damla gözyaşı dökmemesi için karşımıza geçmiş bekleyin diyor mu diyeceğim? He? Ben evlatlarıma böyle bir şey söyleyemem Miran. Elif'in gönlünün hayatını hiçe sayamam. Ne yapılması gerekiyorsa 27 yılımı çöpe atarım, kendim yaparım. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.